Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şehircilik Şurası'nda konuştu. Bizim şehirlerimiz dünyanın her tarafından alimleri, fazilet ve irfan sahibi insanları adeta kendine çekmiş, cezbetmiştir. Başbakan Yıldırım, terörün yıktığı şehirlerin yeniden yapıldığını ifade etti. Alçak, bölücü terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı Güneydoğu'daki yerleşim yerlerimizde 35 bin konutun yapımına başladık. Hızla yapımı devam ediyor. Bir yıl içerisinde eskisinden kat kat daha güzel, bütün ihtiyaçları düşünülmüş bu konutları yapıp Güneydoğu'da vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz. Sur'u eskisinden çok daha güzel bir şekilde aslına uygun olarak bir cazibe merkezi haline getiriyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu doğru, standart, kaliteli coğrafi bilginin üretilmesi, yaygın bir şekilde paylaşılmasını da hedefliyoruz. Başbakan Binali Yıldırım, yapılarda dikey mimari yerine daha sosyal olan yatay mimarinin tercih edileceğini de belirtti. Şehircilikte sizin de üzerinde titizlikle durduğunuz dikey mimari yerine daha insani, daha sosyal olan yatay mimariyi daha çok tercih edeceğiz, daha çok teşvik edeceğiz. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen GençDES 2017 projesi lansmanında yaptığı konuşmada en büyük desteklerinin gençlerinin siyasete girmesi olduğunu belirtti. Göreve geldiğimiz ilk günden bu tarafa birçok alanda gençlerin önünde durulan engelleri birer birer kaldırdık. Milletimizin de anayasa değişikliğine vereceği onayla 18 yaşını dolduran gençlerimiz de artık siyasetin içerisinde olacak. Başbakan yeni anayasa değişikliğinde seçilme yaşının 18'e düşmesine CHP'nin karşı çıkmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. Yeni anayasa değişikliğiyle seçilme yaşı 18'e düşüyor. Ben anlamıyorum, CHP niye karşı çıkıyor? Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var? CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmayı tercih ediyor. Yıldırım CHP'ye seslenerek, ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Millet her şeyi görüyor dedi. Bu anayasa değişikliğinin çok abartıyorlar. Efendim rejim değişiyor, kıyamet kopuyor, memleket elden gidiyor. Kim söylüyor? HDP ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor. Biri ayağını kaldırıyor, biri aynı yere basıyor. Mecliste de bunu yaptılar. Belli ki sokakta da kol kola hayırcılar korosuna katılacaklar. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey Milli Şef İnönü'nün partisi, ne hallere düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Millet her şeyi görüyor. Başbakan Binali Yıldırım 2007'deki krizi hatırlattı ve bu değişikliğin sebebi CHP'dir dedi. Bu değişikliğin sebebi CHP'dir. 2007'de millet iradesine karşı durdu, cumhurbaşkanını seçtirmedi, icatlar ortaya koydu. Millet sen mi seçtirmeyensin, ben seçiyorum dedi. Cumhurbaşkanını kendi seçti. Şimdi yaptığımız iş orada yarım kalan işi tamamlamak. Bunun dışında bir şey yok. Anayasanın özü budur.